Sevgili izleyicilerimiz, bugün Yeni Mesaj TV YouTube kanalında Sanayi Günlüğü programında yeni bir çekimle karşınızdayız. Bugünkü konumuz metal üzerine. O yüzden Özgür Metal Menteşe Sanayi Konya esnaflarımızdan Güzide bir kardeşimizin yanındayız. İnşallah bu yapmış olduğu işle ilgili sizlere bazı bilgiler vereceğiz. Sizlerin de faydalanmasını sağlayacağız. Özgür Usta, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz sizleri biraz tanıyalım. Özgür Ünveren kimdir? Ben kendimi tanıtmadan önce Yeni Mesaj TV Sanayi Günlüğü programında bize de söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Özgür Ünveren, Konya doğumlu, meslek hayatına 1990 yılında başlamış. 2004'ten beri de kendi işini yapmakta olan bir kişidir. 2004 yılında kardeşimle beraber açtığımız iş yerini remok, karasör ve trailer ekipmanları yedek parçası üretmekteyiz. Özgür Usta, menteşe dediniz. Menteşe denilince bizim aklımıza ilk olarak dolap kapaklarındaki menteşe geliyor. Sizin ürettiğiniz menteşe nedir ve hangi kalem ürünler üretiyorsunuz? Biz ilk planda 2004 yılında iş yerimizi açtığımızda inşaat menteşeleri üzerine odaklanmıştık. Fakat 2010 yılına geldiğimizde bu karasör remork ekipmanları üzerindeki açığı piyasada hissettik ve karasör remork ve trailer ekipmanları üzerindeki menteşe açığını fark ettikten sonra da bu alana yoğunlaştık. Bu alanda yaklaşık 100 çeşit ürün grubumuz var. Bunları gün geçtikçe artırıyoruz. Artı bizim imalat yönündeki şeyimiz, planımız, projemiz müşteri odaklı çalışıyoruz. Bu müşteri odaklı çalıştığımız için de açığı daha iyi görerek müşterimizin ve dostlarımızın, arkadaşlarımızın, artık biz müşteri görmüyoruz. Dost arkadaş olarak görüyoruz bu çalıştığımız insanları, firmaları. Bunların açıklarını kapatarak daha iyiye geliştirerek devam ediyor, çalışıyoruz. Ürün yelpazenizin geniş olduğunu söylediniz. Önünüzde de birkaç parça ürün duruyor. Bunlar nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Bunlar mesela şu elimde gördüğümüz bu küçük olanı şu anda gösterebileceğimiz şey. Bu inşaat sektöründe kullanılıyor ağırlıklı olarak. Mesela bir de şunu göstereyim. Bunu hem inşaatta hem otomotiv sektöründe de kullanılıyor. Şu masamın üzerinde gördüğünüz diğer ürünlere geçecek olursak, bunlar trailer ekipmanları olarak geçiyor. Mesela bunlar damperlerin yan kapak açılır olarak kullanılıyor. Ve ilave menteşesi, remork ve dorsa ekipmanlarına başladığımızda ilk bu ürünlere başlamıştık. Özgür Usta, ürettiğiniz ürünlerin ham maddesi çelik. Çeliği temin etmeniz nasıl oluyor? Maliyet giderleri nasıl? Temin etmek konusunda zorlanıyor musunuz? Şimdi aslında kanayan yaramıza parmak bastınız. Bu ürün grupları arasında zaman zaman çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bulamadığımız ürünler oluyor. Zaman zaman fiyatların oynamasından dolayı çok büyük problemler yaşıyoruz. Sonuçta bunlar da dolara endeksli ürünler. Zaman zaman Çin'e ihracat olduğu zamanlar çelik fiyatlarında anormal yükselmeler oluyor. Bunu da bizim piyasaya yansıtmamız çok zor oluyor. Bu konuda aslında milli bir çözüme ihtiyacımız var. Bu dolara bağlı kaldığımız sürece de bu devamlı böyle devam edip gidecek. Özgür Usta, dolar dediniz. Dolar çok inişli çıkışlı. Dolar yükselip indiği zaman çelik fiyatlarında bir değişiklik oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Şimdi burada şöyle bir enteresan durum oluşuyor. Dolar yükseldiği zaman bu çelik piyasasına anında yansıyor zaten. Ama düştüğü zaman bu yansımıyor. Aldığı, yükseldiği fiyatın belki düştüğü zaman çok yavaş düşüyor ama şöyle bir problem var. Dolar düştüğü zamanlarda bu sefer dolar üzerinden çeliğe zam geliyor. Yine fiyatlar düşmüyor. Biz bunu piyasaya yansıtmakta büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz? Dolar düşse de çeliğin fiyatı düşmüyor ama yükseldiğinde ise artıyor. Doğru mu? Doğru anlaşıldı. Buradaki sıkıntı bizim aslında Türk lirasıyla bu işi sabitlememiz gerekiyor. Çelik fiyatlarını. Bizim aslında burada çelik fiyatlarını bizim kullandığımız ana kalemler olduğu için söylüyorum.
Türk lirasına sabitlenmesi gerekiyor. Dolara biz her çelik alışımızda doları kazandırıyoruz. Aldığımızda da dolar kazanıyor, satarken de dolar kazanıyor. Yani sonuçta biz kaybediyoruz. Yani Türk lirasının devreye girmesi lazım. Dediğiniz gibi milli bir çözüm, milli bir ekonomi lazım. Doğru söylüyorsunuz Ömer Usta. Bu konuda milli bir çözüm, milli bir duruş gerekiyor. Bu da yıllardan beri çözümsüz kalmış bir sıkıntımız bizim. Özgür Usta, bu keyifli sohbetinizden dolayı size teşekkür ederiz. Beni de bu zevkli programınıza, dikkatle izlediğim programınıza beni de misafir ettiğiniz için, söz hakkı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Programımızın konu Özgür Metal Menteşe Sanayi. Özgür Ustama ve kardeşine çok teşekkür ediyoruz, bizleri ağırladılar. Sizden isteğimiz Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızı takip etmeniz, beğenmeniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah başka bir videoda, başka bir çekimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.